Baba Torik. Bankasya 1. Lig'de liderin Samsunspor'un belli olduğu, bir şampiyonluğunu ilan ettiği bir durumda Mersin İdman Yurdu çok avantajlı bir konumda bulunuyor şu anda, 55 puanla. Liderin arkasından gelmiş durumdalar ama onlar henüz bir maç fazlalarının olması açıkçası onlar açısından kötü. Özellikle iç sahadaki Altay mağlubiyetinin, hani o mağlubiyet en azından bir puan olsaydı belki çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik Mersin İdman Yurdu açısından. Çünkü hani bir beraberlik bile yetebilirdi onlara bu hafta için. Ama onlar hala garantilemiş değiller. Yani 55 puan Antep Belediye'nin içeride oynayacağını bu hafta düşünürsek, garantilemiş Samsunspor'la oynayacağını da bunun yanına eklersek, açıkçası Mersin açısından kazanmaktan başka bir çare yok. Yani işini şansa bırakmayıp hani başkalarının puan kaybetmesinden ziyade kendileri kazanarak, ki zaten özellikle hep söylüyorum yani şehrin de bunu istemesi çok önemli. Böyle Bankasya'da oynayan takımlar açısından ve Samsun'da şehrin bunu ne kadar istediğini gördük. Şampiyonluğu ne kadar aç olduğunu, ne kadar tribünleri doldurduğunu gördük. Mersin'de de aynısını görüyoruz. O yüzden ben kendi özellikle rakipleri ciddi bir rakip. Buluspor, onlar da playoff şansını sonuna kadar kovaladılar ve yine geldiler. Playoff'un içindeler. 5. sıraya kadar yükseldiler. Ama burada kalmak onlar açısından da önemli. Yani onların içinde bu playoff durumu garanti değil. Çünkü Erciyes ve Rizespor da yani 8. sıradan başlayarak herkesin playoff şansı hala var. O yüzden açıkçası ben onların da bu maça çok ciddi çıkacaklarını düşünüyorum ama Mersin İdman Yurdu'nun kendi sahasında artık hani kazanması gereken bu maçta kazanarak, ki yani Samsun Spor da mesela hani düşme hattında artık yani kazanmaktan ya da kaybetmemekten başka şansı olmayan Güngören Belediye'yi çok rahat yendi artık final maçında. Ben Mersin İdman Yurdu'ndan da hem kadro kalitesi olarak bunu bekliyorum hem de demin saydığım faktörlerle birlikte Mersin İdman Yurdu artık işi şansa bırakmaz diyorum. O yüzden benim bu maçla ilgili yorumum Mersin İdman Yurdu galibiyeti. Ben Mersin İdman Yurdu'nun galibiyeti alarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacağını düşünüyorum. Baba Torik.